gruplama fonksiyonu iş akışında ve nesnelerin çalışma alanı içinde taşınmasında bayağı etkili olduğunu söylemiştik. Ancak grupladığımız nesnelerle daha sonra tekrar çalışmak istediğimizde bazı sorunlarla da karşılaşabiliriz. Örneğin her seferinde grubu tekrar açıp yaptığımız özellikleri değişip tekrar gruplandırmamız gibi. Ama bazı verdiğimiz efektler ne yazık ki grubu tekrar açtığımızda bütün objelerin üstünden kalkacaktır. Şimdi buna bir dikkat edelim isterseniz. İlk önce ekranımdaki objeleri grupluyorum. Arkasından window'dan parallels panelini açıyorum. Ve burada grupladığım objelere biraz önceki çalışmada olduğu gibi drop shadow veriyorum ve okey diyorum. Diyelim ki buradaki dairenin üstünde veya yazıda bir değişiklik yapmak istedik. Bunun için grubu açmamız gerekir. Ancak bu grubu açtığımız anda özellik biraz önceki özellik gruba verildiği için bütün drop shadow efektini kaybederiz. Bu durumu engellemek için öncelikle biraz önceki efektimizi tekrar geri verelim. Diğer derslerde öğrendiğimiz izolasyon modu burada yine yardımımıza koşar. Grubumuzun üstüne çift tıklayarak izolasyon modunu aktif hale getiririz. Daha sonra objelerimizi seçerek istediğimiz değişikliği yaparız. Şu anda da görebildiğiniz gibi Illustrator benim buradaki objeyle tek başına oynamama izin veriyor. Aynı zamanda gerçek zamanlı olarak da gölgenin yani verdiği efektin değişikliklerini de tekrar çalışmamda uyguluyor. Buradaki paneli kullanarak geri döndüğümde aynı özellikleri koruduğunu, gölgenin hala yerinde olduğunu görebiliriz.